Aa, bir saniye arkadaşlar. Kerem! Ne işin var senin burada? Beni boş ver. Esas senin bu saplarla ne işin var? Bak, onlar benim sınıf arkadaşlarım. İstersen seni tanıştırabilirim. İstemez. Okey, dördüncü gibi aralarına katılacağımı mı zannediyorsun? Eğer dört hıyarla dolaşmak istiyorsan git sınıftan bir hıyar daha al. Hop hop, ne diyorsun sen öyle hıyar mıyar? Rüya, kim bu salak? Bana bak Marekante, salak malak deme, korum kafaya. Kerem yapma lütfen, onlar benim en samimi arkadaşlarım. Belli oluyor zaten, Pamuk Prenses ve üç salaklar masalı gibisiniz. Bana bak, sen çok ileri gittin ha. Kaşınıyorsun galiba. Evet, kaşınıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Yat ki. Ne oldu? Ne kaşındı? Ne kaşındı? Ne oldu? 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 Evin içinde araba mı var da korna çalıyor? Yok, kapı çalıyor, kapı. Pikachu! Oğlum ne bu? Gel, gel içeri. Yok be abi, bir şey. Çocuk gibi olmuşsun ya. Yok abi, yok, azıcık ıslandım. Dışarıda da yağmur yağmıyor ki. Geç, geç içeri abi. Bir ayakkabıları çıkar. Allah Allah, maymuna bağlamışsın. Babaanne dur, tamam. Biz soyunuruz, sen televizyon seyretmeye devam et. Evet evet, ben böyleyim, merak etmeyin. Bir şey yok. Yok yok, böyle kesin hastalanır bu. Babaanne böyle iyiyim ben, bir şeyim yok. Ben sana şimdi güzel bir tavuk bacağınla limon kabuğu kaynatayım. Güzel çorba haşlayayım. Onu iç iç, bir şey çiğ kalmaz evladım. Şimdi haşlıyorum ben, şimdi. Birebir, hastalığa birebir abi. Ya tut abi şunları ya. Ne oldu abi sana böyle? Abi. Akdeniz bokuna bağlamışsın. Kopirin hiç espri kaldıracak halde değilim. Tut. Abla. Kerem. Abla. Kardeşim. Abla. Ne yapacağız ya? Abla. Kardeşim. Otuz dokuz buçuk. Kardeşim, kendine gel ya. Kerem. Baba mı diyor? Ah canım. Çağır gelsin şu Sabine'nin babasını. Baba diye sayıklıyor. Abi, ben hep söyledim zaten ya. Bir maça, bir diskoya, bir de kavgaya yalnız başına gidilmez diye. Al, yiğitlik yapayım dedi. Çocuğu denize attılar ya. Ne yapacağız hay Allah'ım ya? Çocuğun şirazesi bozuldu babaanne. Kardeşim, kardeşim. Yahu çağır şu çocuğun babasını. Kendi kendine tın tın konuşup duruyorsun. Abi, affet beni. Günah benden gitti. Haber vereceğim. Haber vereceğim babaanne. Dayan kardeşim. Dayan. Alo. Ahmet Hoca, öğretmenim, şey, adresi versem acele bizim eve gelebilir misiniz? Kerem biraz rahatsızlandı. Aslında durumu kötü biraz. Üf Burcu abi ya. Nereden benim kitaplarımın arasında? Savaş alanına dönmüş. Kıvıl zararsız. Onun için hala ağlıyorsun. Abla. Abla. Ah be çocuk, ah be çocuk. Al evlatçım. Al bunu, oğluna içir. Hiçbir şeyciği kalmaz. Teşekkür ederim.
Yalnız babaanne, o onun dandisi değil, türdeşi, türdeşi. Anlamadım. Ya diyorum ki, o onun dandisi değil, türdeşi, türdeşi. Annesi değil, kardeşim mi? Ya. Geçmiş olsun evlatçım. Teşekkür ederim. Öğretmenim, biz de böyle anlaşıyoruz işte. Ben onun dekoderiyim. Ben çözemedim de. Ben de 5 yılda önce çözebildim. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. İçin evlatçım onu, için. İğneye ilaca gerek yok. Şıp diye keser. Tamam efendim. Abla, abla. Buradayım canım. Ben seni üzmek istemedim. Biliyorum, biliyorum bebeğim. Seni paylaşmam. Kimseyle paylaşamam. Tamam, paylaşmayacaksın. Tamam, kimseyle paylaşmam. Beni atest ister misin? Abla hoş geldin. Hoş gelmedim. Kalk yürü, evimize gidelim. Bak arkadaşının hayatında felç etmişsin. Eve mi? Eve gidelim ya. Enişten seni çok merak ediyor. Abla yoksa hayır. Aman yok, şaka şaka. Bana çektirdiklerini ben sana ödetmeden evlenir miyim hiç? Ha? Tamam canım, çok korktum, bir dönüm. Ay, hadi evimize gidelim. Ablam benim. Ya yap et ondan sonra ablam benim. Bak bir iyile seni pişman ediyor muyum, etmiyor muyum? Abla benim yine ateşim çıktı. Ay canım, canım. Tansiyon! Çok yaşa! Bana bak, bugün okulda sakın koşup derleme. Vallahi hastalığın daha beter azar. Tamam mı Kerem Ettin Efendi? Kerem ablacığım. Bana Kerem demezsen bütün gün koşarım. E koş o zaman, bana ne? Can senin canın, ha deli. Günaydın Afet ablacığım. Günaydın Rüyacığım, nasılsın? Teşekkür ederim, okula gidiyorum işte. Kerem, senin de iyi olduğuna sevindim. Teşekkür ederim. Sen Kerem'in hasta olduğunu biliyor muydun? Bilmiyordum ama o havada denize atılınca tahmin etmiştim. Denize? Evet, gerçi bunun için Kerem'den özür dilemek isterdim ama... O önce gelip arkadaşlarıma saldırdığı için özür dileyemiyorum. Öyle tahrik edici şeyler yaptı ki. Arkadaşlarına mı saldırdı? Evet Afet abla, siz bilmiyor muydunuz? Artık öğrendim, teşekkür ederim Rüyacığım. Biz seni tutmayalım Rüyacığım. İyi günler, iyi dersler. Size de iyi dersler. Demek yağmurda sokaklarda dolaştın, kerametin güç verir. Demek Rüya'ya attığın tokat yetmedi, gidip arkadaşlarına saldırdın. Sonra da bana yalan söyledin. Çok güzel. Kişiliğin yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Başarısız, kompleksli, saldırgan, her şeyden önemlisi yalancı. En büyük aldanma başkalarını aldattığını sanmaktır. Hayat senin. Hala iyi bir insan olduğunu düşünüp kendini aldatmak istiyorsan sen bilirsin. Ama ben olsam ne olduğumu düşünüp düzelmeye çalışırdım. En azından denerdim. İrina gelecek, dertler bitecek. İrina gelecek, dertler bitecek. Ama bizim eve götüremem, Rüya evde ders çalışıyor. Tek bir ihtimal var. Canım kardeşim Kerem. Kardeşime bak, şu yürüyüşe bak be. Canım kardeşim. Bu sansüre bakayım. Vallahi özlemişim be. Şu gözlere bak. Allah özenmiş de yaratmış be kardeşime. Kardeşim benim. Ruhi, manyak mısın sen? Çekil önümden, sinirim bozuk zaten ya. Allah versin, Allah versin. O zaman şu anda içinde güzeller güzeli Rüya'nın bulunduğu bizim evin anahtarını da Allah versin. Nasıl yani?
Kardeşim, şu anda Rüya evde yalnız ders çalışıyor. Ve önümüzdeki 5 yıllık plan içerisinde seninle konuşmak gibi bir niyeti de yok. Ersi bu antre alırsan içeri girersin ve kendini dinletme fırsatı bulursun. Kapıdaki dersine kadar tamam mı canım kardeşim? 1. Ne zamandan beri ben senin kardeşin oluyorum? 2. Sen beni sevmediğin halde bu iyilik yapma merakı normal mi? 3. Bu bir çelişki mi? Bu üçünü istiyorum. Hemen veriyorum. Sana iyilik yapmak gibi bir niyetim yok. Çok işim var. Bak, büyük ödüllü bulmacalar var. Bunları sakin kafayla çözmem lazım. Rüya rahat vermiyor. Ben de sizin evde çözeyim diyorum. Sen de? Sen. Bizim evde. Ne? Daha önce hiç ev görmedik mi hayatımızda yani? Bulmaca çözeceksin. Uslu uslu. İnanayım mı? Kolay gelsin. Kerem? Ne işin var burada senin? Nasıl girdin içeri sen? Tamam, korkmana gerek yok Rüya. İnsan yemiyorum ben. Şimdilik kuzu ve tavukla idare ediyorum. Nasıl girdin eve diyorum? Rüya, nasıl girdiğim önemli mi? Önemli olan burada olmam. Neden buradasın peki? Konuşacak şeylerimiz olduğuna inanıyorum. Hiç zannetmiyorum. Hemen gidebilirsin. Ben konuşacak çok şeyimiz olduğunu biliyorum bir tanem. Ben senin bir tanem değilim. Tamam. Tamam, sen benim bir tanem değilsin. Sözümü geri alıyorum. Ama yine de konuşacaklarımız olduğuna inanıyorum. İzin ver, bugün bu meseleyi halledelim. Herkes son kez eteğindeki taşları döksün, ne dersin? Sana yaptığım affedilmez bir hataydı. Telafisi yok. Ama arkadaşlarının beni denize atmasının da telafisi yok. Sen başlattın Kerem. Nasıl yani? Basbayağı sen başlattın Kerem. Gözün dönmüş gibi arkadaşlarıma saldırdın. Onlar da sana karşılık verdiler. Bir dakika, bir dakika. Konuya açıklık getirelim. Sen 2 gündür tanıdığın denyoları bana savunuyorsun, öyle mi? Onlar denyo değil Kerem, doğru konuş. Ben doğru konuşuyorum. Ben cevabımı aldım Rüya Hanım. Onları bana tercih ediyorsun. Onları bana savunuyorsun. Bak gördün mü Kerem, ben sana söylemiştim. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok demiştim. Sen daha benim arkadaşlarımı kabullenmekten acizsin. Hepsine potansiyel sapık gözüyle bakıyorsun. Doğru, onlar sapık falan değil, normal insanlar. Ama sen 3'üyle beraber fingirdeşlerin için yoldan çıkmışlar. Ki 3 sadece benim gördüm. Git buradan. Çabuk git, bir daha da karşıma çıkma. Yüzünü bile görmek istemiyorum Kerem. Çatır bir daha geleyim demek. Dışarı. Abla bak, açıklayabilirim, ne olur. Sakın sakın etme. Bu çocuğun bizim evde ne işi var? Hiçbir işi yok. O yüzden gidiyor. Kerem. Sonra konuşuruz abla. Abla bak, her şey bu Kerem'in başının altından çıktı. Ne olursun beni al içeri. Unutalım bugünleri. Ruhi belanı arama. Kerem. Kerem, içinde bela, hakaret, küfür içeren bir cümle daha edersen bu evden içeri giremezsin. Sen artık benim kardeşim değilsin Ruhi. Kimin başının altından çıktığında hiçbir önemi yok. Ben senden kurtuldum, bu bana yetti. Canım kardeşim Kerem, canım Ahmet teyze. Ben zaten sizi çok seviyorum biliyorsunuz. Sizin eviniz için yaptım her şeyi, beni içeri aldım. Kusura bakma Ruhi. Gereksiz ve rahatsızlık verici insan kontenjanını Kerem doldurdu. Onun için seleyve alamıyorum. Gir içeriye, haydi. Bir zamanlar yalnız olduğu için denize attığınız bir genç vardı. Hatırladınız mı? Hatırladık. Hiç unutur muyuz? Hatırladıkça hala gülüyoruz. Çek elini. Arkadaşlar bari siz yapmayın. Kerem ne olur arkadaşlar. Alın götürün Kerem'i buradan lütfen. Biraz sonra biz de çok güleceğiz. Yok ya, ne yapacaksınız bize? Arkadaşımıza ne yaptınızsa aynını biz de size yapacağız. Kaptan Gusto. Ne diyorsun ulan sen? Gücü. İşte şimdi tam denizci oldunuz ha. Beyler, galiba ürünlerimiz suda batmayan cinsten ha. Çok güzel oldu. Tamam denizci oldunuz lan. Yüz. Şşş beyler. Siz gidin takılın, yarın görüşürüz tamam mı? Bilardo'ya gelmiyor musun abi? İki pike çekerdik bu oğlum. Ya doğru söylüyorsun kopilim de. Bugün önemli işlerim var, onları halletmem lazım. Hem 4 kişisiniz zaten, eşli oynarsınız. Bu arada Tulip abiye selam.
Arif'im dikkat et, etek açılmasın bilardo oynarken. Ne yapalım be koçis, biz de eteklilerle oynarız abi. Hadi görüşürüz. Hadi. 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 Hadi bakalım. Kız, beni tenha bir yere götürüp döveceksiniz ha? Erkekseniz teker teker gelsenize lan. Kapa çeneni be. Niye inmiyoruz? Arabada mı kavga edeceğiz? Kavga filan etmeyeceğiz. Bak şuraya. Rüya. Ya sabahtan beri ağlıyor. Derslere de girmedi bugün. Yazık değil mi kıza? Ama senin aptalca kıskançlıkların yüzünden yazık bu kıza ya. Hadi git hallet ne işin varsa şimdi. Bundan sonra da yaşına uygun davran. Oturabilir miyim? Kerem, oturabilirsin. Kim bu evrimleşememiş arkadaş? Kim? Seni böyle ağlatan mahlukat. Mahlukat değil o. Böyle konuşma. Seni böyle ağlattığına göre insan olmadığı kesin. Adı ne? Dur tahmin edeyim. Kerem olabilir mi? Belki. Nedir senin alıp veremediğin? Bir bilsem. Dur onu da tahmin edeyim. Kerem denen bu mahlukat dünyanın en güzel kız arkadaşına sahip olduğunu biliyormuş. Sorun şu ki kendisi dünyanın en iyi erkek arkadaşı değilmiş. Kerem bunu biliyormuş. Kız arkadaşını kaybetmekten korkar olmuş. Bu senin tahminin. Bana güven. Altıncı isim kuvvetlidir. Tahmin olayını daha da ilerleteyim mi? İlerlet bakalım. Kerem denen mahlukat kendini o kadar yetersiz hissetmiş ki çaresizlik onu insanlıktan çıkarmış ve kız arkadaşına tokat atmış. Ama asıl tokat attığı kendisiymiş. Ve işte o an öyle büyük bir acı hissetmiş ki o acı büyümüş, büyümüş ve içinden çıkılmaz bir hal almış. Sonra ne olmuş? Sonra Kerem kendinden utanmaya başlamış. Kimsenin yüzüne bakamaz olmuş. Odasına kapanıp saatlerce düşünmüş. Her düşündüğünde de kendini bir kat daha suçlu bulmuş. Ama o kızın bilmesi gereken bir şey daha var. Neymiş o? Eğer zamanı geri çevirme şansı olsa Kerem asla bu hatayı bir daha yapmazmış. Hayatındaki en önemli varlığı asla böyle salakça bir nedenden kaybetmek istemezmiş. Ve o güzel kızın bilmesi gereken bir şey daha var. Ne? Affedilmezse bunu anlar Kerem. Ama kız şunu bilsin ki döktüğü gözyaşının 10 katını her gece Kerem yatağa yattığında döküyormuş. Erkeklik belasına sokaklarda da ağlayamıyormuş. Bir tek dilek dileme şansı olsa dünyanın en harika kızını kaybetmemeyi dilermiş Kerem. Hiç kaybetmedi. Söyle ona bu kız Kerem'i hala çok seviyor. Sen de söyle ona
Kerem o kıza hala deliler gibi aşık. Ve bir daha hiçbir zaman o kızı üzmeyecek.